Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra Omaç Cin bizimle, Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi. Daha bir sürü title'ları var aslında ama biz böyle bu kadarla yetindik bugün için. Çok yakın zamanda biliyorsunuz Ticaret Odası en çok çalışan kurumlarımızdan bir tanesi. Bütün dünyaca tanınan kurumlarından bir tanesi. KKTC'den de fazla. Zaten yurt dışında insanlar temaslarını bizimle Ticaret Odası vasıtasıyla kurarlar genelde. Çok önemli bir kurumumuzdur. Ve çok da değerli bir yönetim kurulu üyesidir Omaç Bey. Zaten yakın zamanda yurt dışından geldi. Zaten onunla başlayacağız programa. Ticaret Odası neler yapıyor, neler düşünüyor onunla böyle biraz sohbet edip sizlerle paylaşacağız. Gelin hep beraber hoş geldiniz diyerek konularımıza girelim. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, biliyorum yurt dışından geldiğiniz son zamanlarda ve şu anda acayip bir hummalı çalışma içerisindedir Ticaret Odası biliyorum ama önce yurt dışını sorayım size. Belçika'daydınız. Evet, Brüksel'deydik. Evet, tabii Brüksel. Brüksel aynı başkenti. Şimdi Ticaret Odası biliyorsunuz Türkiye ile işbirliklerimiz bayağı sıkı bir şekilde devam ediyor. Yani evet. Onlarla ilgili bazı bir sürü gelişmelerimiz var. Ama bunun yanı sıra Kıbrıs biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Avrupa Birliği ile de ilişkileri olan bir ülke. Tabii. Bu şekilde ilişkilerimizin onlarla da gelişmesini istedik. Ve Brüksel ziyaretimizde Avrupa Birliği'nin işte Kıbrıs'tan sorumlu komiseri, bakan seviyesinde olan birisi. Artı bir sürü görüşmeler yaptık. Şimdi buradaki hedefimiz şuydu. Yani Kıbrıs'ın Avrupa Birliği ile olan temaslarının da güçlü olması lazım. En önemli talebimiz de şu. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs'a da gerek Güney Kıbrıs'a gerek diğer ülkelere gelişmekte olan yeni üyelerine yaptığı katkıları, destekleri, işbirliklerini Kuzey Kıbrıs'a da yapmalarını gerektiğini hatırlatmakta aslında. Ve de direkt yapmaları diyelim mi? Zaten tabii ki. Çünkü var mı? Çünkü Rum tarafına sanki işte 100 milyon verilirse işte bunun 2,5'unu da Türklere verelim gibi bir durum var. Yani pay hep öyle çıkıyor orta yere. Evet. Hatta şöyle son 7 yıllık gelişme için Güney Kıbrıs'a yeşil bir ülke yani üretimlerini yeşile green olmaları için 1.3 milyar euro hedeflendi destek ve yardım. Buna karşılık da Kuzey Kıbrıs'a 112 milyon lira. Bakın 1.3 milyarla 112 milyon dediğinizde 7 yıllık süre için çok çok büyük bir farkı var işin gerçeği. Değil mi? Yani ve gene biraz önce bahsettiğiniz gibi işte onlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul ediyorlar. Ama Kuzey Kıbrıs'ı da bir şekilde temas halinde tutuyorlar. Bizim onlardan en çok taleplerimizden bir tanesi de şuydu. Yani bakın Kuzey Kıbrıs'ın gerek devlet olarak gerek şirketler olarak ekonomik krizlerde en büyük espri para girişi sağlamaktır. Yani nakit kaynak sağlayabilmektir. Tabii. Şimdi bu nakit kaynak da şöyle olur. Yani uzun vadeli olması lazım. Düşük faizli olması lazım ki ekonomide büyük bir dönüşüm, gelişim yaşatabilsin. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu konuda Avrupa Yatırım Bankası vardı. Ve bu hem üye ülkelerine, aday üye ülkelerine, Güney Kıbrıs'a uzun vadeli, 30 yıllık vadeli ve düşük faizli krediler sağlıyor. Tabii Kuzey Kıbrıs'a bunlar sağlanmıyordu. Orada yaptığımız bir görüşmede bunu dile getirdik. Özellikle düşünün Avrupa Birliği Yatırım Bankası şu anda Afrika'daki ülkelere kredi vermeye başladı. Şimdi Afrika'dakilere veriyorsunuz, Kuzey Kıbrıs bunun neresinde? Bu evet. Talebimiz vardı. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmelerin olacağı konuşuldu. Bizden bankaların bilgilerini falan istedi. Bunları hazırlıyoruz. Amacımız Kuzey Kıbrıs'a da yurt dışından, Avrupa Birliği'nden uzun vadeli düşük faizli bir kredi sağlayabilmek. Bunun yanında enerji konusunda bazı gelişmelerimiz, görüşmelerimiz ve temaslarımız oldu. Tabii bu enerji biliyorsunuz en büyük kabloyla elektriğin en büyük önündeki engel interkonekte olmasıdır. Tabii. Şimdi bu konuda biliyorsunuz yani Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında bazı sıkıntılar var. Bu konuda da bazı görüşmeler yaptık ve bu görüşmeleri biz tabii ki hem Ekonomi Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık onların koordinesi ve ülkemizdeki bu konudaki uzman profesör hocalarımızla birlikte yürütüyoruz. Yani Ticaret Odası bunu kendi düşüncesi, kendi aklıyla yürütmüyor. Ama gereken Ticaret Odası uzmanları elbette tabii ki birlikte koordineli gidiyoruz tabii. Ve iyi bir gelişme olacağına inanıyorum o konuda da. Çünkü Ticaret Odası biraz önce bahsettiğiniz gibi yani tanınır olmasından dolayı, kabul edilebilir olmasından dolayı toplumun temel sorunlarında da kendine bir görev atfetti aslında bu tür faaliyetleri yapmayı.
Peki yani bankaların bilmemeleri bana alarm verdi biraz. Çünkü yani bunlar da ilk defaları değil eğer Türk tarafına bir yardım yapacaklarsa ve bir an için düşünüyorum yani bunlar bizde olan bankaları bilmiyorlarsa ve bize bankaları soruyorlarsa bize yardım etmekten ne kadar uzak olduklarını gösteriyor bana. Ya da orada genç birisiydi herhalde, tecrübesizdi KKTC ile. Ya da o kadar seyrek yardım yapıyorlar ki ara yerde unutuyorlar bizimle olan ilişkilerini, evet, ve detaylarını gibi. Şöyle aslında biraz daha açıklayayım. Yani Kuzey Kıbrıs'a kredi vermek diye bahsedelim. Yani kredi vermek pek gündemlerinde şimdiye kadar pek olmamış bir işin gerçeği. Biz niye kredi olarak istedik de direkt yardım değil? Şimdi kredi istememizin sebebi şu, bunu işletmelere verilen krediler bunlar. Hı. Yani devlet yardımı veya topluma yapılan yardımlardan bahsetmedim ben. Yani işletmelerin uzun vadeli yatırım yaparken uzun vadeli kredi istiyorsun. Kendileri de, evet, anladım. Bu tür kredilerdi bahsettiğim. Yani onların yapacakları yardımlarla ilgili kendilerinin bütçeleri vardır, şeyleri vardır. Bunun işte zaman zaman hatta azaltılması yönünde de bazı istekler olmuştu Avrupa Birliği'nde. Tabii buna karşı çıkıldı. Bizler uğraştık falan. Ve o biraz önce bahsettiğim rakam gene aynı şekilde kalmış oldu. Hmm. Peki hiç bu oranın işte 1.3 milyarından 112 milyonun farkı. Şimdi bu oran neye göredir? Yani onu merak ediyorum. Yani işte toplumun herhalde nüfusa mı dayatır, ekonominin gücüne mi dayatır bunu? Yani hangi oranları kullanır, ölçekleri nedir ki bize sadece bu kadar pay düşer? Şimdi bu konuda cevaplarını söyleyeyim ben size isterseniz. Şimdi bu aslında bir adım daha geriye giderek başlayayım. Biliyorsunuz pandemi zamanında aşılar geliyordu. Aynen şimdi öyle. Bu aşılar gelirken de oranlar farklıydı. Önce Güney Kıbrıs kendisi kullandı. Kendi belirli bir noktaya geldikten sonra bize verdi falan. Onlara bu konuyu söylediğimizde dedik ki bu bir insanlık yani. Bu ekonomik değil, mali değil, bir şey değil. Evet, İnsan hayatı bundan da humanity yani bundan daha önemli ve daha farklı bir değer olamaz. Verilen cevap şuydu. Siz Avrupa Birliği'nin vergi mükellefi değilsiniz. Aha. Anlatabildim. Yani tabii. Onlar da şunu söylüyorlar. Yani biz Avrupa Birliği'nde bunları yaparken doğal olarak herkesten, bütün vatandaşlar Avrupa Birliği şeylerinden toplanan gelirlerle geri dönüşümünü yapıyoruz. Tabii. Cevabımız da şuydu aslında. Bizden de talep ettiğinizde vermedik mi? Öyle de bir espri cevap vermiştik. Çok aslında doğru. Yani belki de konuşmak lazım. Yani aslında yani böyle Rum tarafına verilecek kadar paralar çıkarsa yani ya %50'sini verseler bize Rum tarafına verilenin bize de böyle ne bileyim ben %10'da bir vergi de oraya verelim gibisinden. Çünkü müthiş olur hakikaten yani öyle kaynaklara ulaşabilmek. Yani haklısınız, şunu söyleyeyim. Yani bakın eğer hala Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul ediyorlarsa, Kıbrıs Cumhuriyeti biliyorsunuz 70'e 30'dur oran. Yani 70'i Rum tarafına verirseniz 30'da Kuzey Kıbrıs'a vermek durumundasınız. Aynen. Bilemem yani onun dışında bahsettiğiniz o bize herhangi bir vergi talebi gelmedi. Gelirse neticede değerlendirilir diye düşünüyorum. Yani bu konu tekrar tartışmaya açılabilecek. Tabii. Hatta vergi öyle bir hesap tutar ki yani onların verdiği bize paranın içerisinden kendilerine vergi olarak ödenir bir kısım. Ve biz gene karlı çıkarız bu işin içerisinden. Tabii ki. Yani ve toplanan vergi. TL üzerinden nedir alacağı bizden? Doğru. Bir de dediğim gibi yani genelde Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz. Yani büyük gelişmiş ülkeler bunu sübvansiye eden ülkeler. Yani büyük Almanya gibi şey ülkeler, Fransa. Bunlar Avrupa Birliği'ne katkı yapıp yeni üye olan, ekonomisi daha küçük, daha zayıf olan ülkelere de onlar destek olarak gidiyor. Yani Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta neticede bundan pay alan tarafta olurlar. Çok fazla verdiğinden çok daha fazlasını alan ülke durumunda olur Kıbrıs. Fakat sonuçta vardığımız nedir en son? Yani düşündüğünüzde tamam gittik, Belçika'ya geldik. Herhangi bir konuda uzlaşabildik mi? Gerek yardım, gerek... Şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim size. Yani yapılan bazı çalışmalar var. Bu çalışmalar sanıyorum bir ay, iki ay içerisinde neticelenmiş olacak. Hmm. Çünkü... Yani bir görüşmekle, bir kez ziyaret etmekle yazılar yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Onlar da bizi ziyarete geliyorlar ama bunun bir yani başlama, gelişme ve bir sonuç aşaması var. Önümüzdeki aylarda iyi sonuçlar olacağına inanıyorum. Çünkü onlar da şunun farkında. Eğer Kuzey Kıbrıs'a biz sırtımızı dönmeye devam edersek, tabiri caizse yok sayarak devam edersek, her ne kadar da AB toprağıdır,
regülasyonlar uygulanmıyor diyerek yıllarımızı geçirirsek, Kuzey Kıbrıs neticede bir çıkışa gitmek zorunda ve gittiği çıkış yolu da Türkiye ile çok daha yakın ilişkiler kurmaktır. Yani ben Sayın Komiser'e aynı şeyi söyledim. Dedim ki eğer Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin çok fazla yakınlaşması, çok fazla işbirliğine entegre olacak işbirliklerine girmesi, bilin ki bu ne Türkiye'nin başarısı ne Kuzey Kıbrıs'ın başarısı. Aslında Avrupa Birliği'nin başarısızlığının bir sonucu. Hmm. Yani siz eğer Kuzey Kıbrıs'ı çok fazla itibara yani kayda almazsanız, neticede Kuzey Kıbrıs'ta kendini dikkate alan birisiyle yürümek zorunda. Çünkü bu ülke yaşamak zorunda, büyümek zorunda, gelişmek zorunda. Aynen. Ve bundan rahatsız oldular. Yani bunlar çok tedirgin oldular bir konuyla ilgili. Gerçi yani çünkü böyle gitmeyeceğinin de farkındadırlar. Yani böyle yok sayarak işte bir 50 yıl geçmiş, 40 yıl geçmiş, bir 20-30 yıl daha geçmeyecek bu şekilde. Evet, öyle görünüyor. Bir de Rum zaten çok akıllı, Hristo Dürledis yeni başkanları off the record görüşme yapılmasını federasyon görüşmesine çevirmek istiyor diyor. Gazetemizde bir başlıktan çıktı bu. Hı hı. Şimdi zaten bu konuda çok akıllılar. Yani hakikaten siyaseti bence bizden daha iyi beceriyor Rumlar. Ve bu gürültüyü yaparken işte bakın biz aynen Türkler anlaşmazdır, Türkler vahşidir, yabanidir, Türkler bütün samimi davranışlarımıza karşı Rum tarafının hala daha kendilerinin megalo ideasını bizimle suçlarlar zaten. Biz de büyüme peşindeyiz, yok adaları alacağız, her şeyi alacağız falan gibisinden suçlamaları var bize karşı. Bizi bütün dünya böyle rezil rüsva etmektir amaçları. Barış istemeyen kesim olarak bakıyorlar bize. Bunların ne kadar farkındadırlar? Yani eskiden ben muhalefet partilerinden duyuyorum bütün dünya artık Rumların anlaşmaz olduğunu anladı diye. Hala daha böyle bir fikirle geri döner misiniz oralardan? Valla şöyle söyleyeyim, bence düşüncelerinde Avrupa Birliği'nin pek fazla bir değişiklik yoktur. Rumlarla paralellik ifade eder. Çünkü şöyle, şimdi Güney Kıbrıs lideri federasyon diye talebinde bulunuyor, doğru. Hmm. Ama onun düşündüğü federasyonun içerisinde işte en temel iki konusu Kıbrıs Türk'ünün kabul edemeyeceği. Yani işte askerin varlığı artı güvenlik konuları. Evet. Bunlar onların federasyon düşüncelerinin içerisinde aslında yok. Şimdi bu düşünceler olmadığı zaman Kıbrıs Türk'ü de bunların olmadığı bir federasyon veya bir anlaşmaya gitmeyeceği nettir. Ama bunu Avrupa Birliği çok fazla da dikkate almıyor. Yani şimdi Avrupa Birliği hep bize orada da hep söylenilen çözüm önerimiz, yani çözüm hedefimiz federasyondur der. Hiç başka bir kapı açmaz. Asla iki devletli, bizim son yıllarda sunduğumuz iki devletli bir çözümü nazar itibare almadılar. Onu söyleyeyim ben size yani görüş evet. olarak da. Aynı federasyon mantığında giderler. Peki sorunları şeyde var mı? Çünkü tam depremin üzerine geldim. Şimdi depremin üzerinde buraya bir nüfus akımı oluşacağı benziyor. Çünkü Hatay'ın ve o bölgenin insanı aynı zamanda Kıbrıs'tadır da. Tabii aileleri, çalışanlarımız falan o bölgeden. Şimdi ben zaten lastik boştu, doldurmaya gittim bu şey var mı diye. Orada rastladım birkaç kişiye. Deprem bölgesinden direkt geldiler oğullarının yanına. Şimdi orada yaşıyorlar. İş bakıyorlar. Ve direkt yani kalacaklar anneler, babalar, kız kardeşler. Yani böyle bir akım başlayacak. Şimdi bu Rum tarafını ne kadar tedirgin eder veyahut da Avrupa'yı ne kadar tedirgin eder? Yani Avrupa Birliği'nin böyle bir gündemin olduğunu düşünmüyorum benim için özünde. Çünkü onlar... Bize gelmesinden Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bir uygulama. Zaten. Artı bu tarihten sonra gelen kişilerin KKTC vatandaşı ve olası bir çözümde burada vatandaş olmalarının çok fazla ihtimali yoktur diye düşünürler diye düşünüyorum. Şahsi fikrim bu. Ama Rum tarafının bu konuda onun da çok fazla tedirginliği olduğunu zannetmiyorum. Bu sizin sorununuzdur deyip işin içinden çıkıyordur diye tahmin ederim. Yani işte yani dediğiniz gibi Hatay'dan bir buradaki çalışanların aileleri geldi. Bir de doğal olarak orada depremzedelerden yani burada herhangi bir ailesi olmayanlar da geldi ülkemize. Bu aslında Kuzey Kıbrıs için hem artı hem eksi yazan bir durum. Artı yazan biraz önce bahsettiğiniz gibi iş potansiyellerinin ülkemizde değerlendirilmesi. Eksi yazan durum bu ülkeye gelen kişilerin ihtiyacı olan eğitim, sağlık,
belediye hizmetleri, bir sürü bu tür hizmetler için biraz önce Avrupa Birliği'nin demiştik ya vergi alması gerekirdi. Tabii. Şimdi bu tür hizmetler için herhangi bir gelir elde etmiyorsanız bu hizmetleri sağlarken ödeyeceğiniz bedelleri de bir yerden karşılamanız gerekir. Çünkü bu çok ilave tabii. bir yüktür tabii. ülkenin üzerinde. Tabii. Peki yani o zaman biraz daha bekleyeceğiz somut sonuçların çıkmasına evet. Avrupa Birliği ile. Ama siz yani iyi bir fayda görüyorsunuz. Yani bunlar hep kontak içerisinde olmalıyız. Bu ilişkilerin hep devamlı kesinlikle. Olması yararımızdır. Tabii bakın yani demin dediğim ticaret odası mecburdur özellikle söyleyeyim. Yani biz istiyoruz diye değil. Ticaret odası konumu itibariyle bu tür temasları Avrupa Birliği ile de Türkiye ile de yapmaya mecburdur. Bu ülkenin gelişmesini katkıda bulunmak için bu temaslar yapıp bunlardan sonuçlar elde etmesi lazım. Yani benzerin için çok kısa bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bu kredi konusunda bir çalışmamız olmuştu. Yaklaşık 1,5 yıl uğraştık bu konuda. Esnaf kredi kooperatifi var idi. Yaklaşık bir yıl çalıştık bu konuda ve o mesela Türkiye bacağı netleşmiş oldu. Yani artık Kuzey Kıbrıs'ta ticaret odasının kurduğu bir kooperatif aracılığıyla 500 bin TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bunu 3 yılda, 4 yılda ödeyebilirsiniz. Faiz de %7,5'tur. Önümüzdeki günlerde bu kararı alındı. Önümüzdeki günlerde başlayacak bu kaynakları dağıtmaya. O hiç de fena yani, değil. Evet, yani biz hem Türkiye'de ne imkanlar bulabiliriz, artı Avrupa Birliği'nde ne imkanlar bulabilirsek bunları aktarmak istiyoruz bu ülkeye. Aynı tabii. şekilde ticaret için de geçerli, ihracat için de geçerli bu çalışmalarımız. Ya, müthiş, müthiş bir şey. Belki o zaman hayvancılarımız koyun alabilir yani süt için, hellim için. Çünkü orayı da düşündüm de kim ne yapıyor hellim için merak konusu. Yani bu sanayi odasının bir problemi gibi görünse de sizin altınızda gelir hep bunlar biliyorum. Evet. Yani hellim nerededir, nereye gidiyoruz? Böyle büyük bir soru işareti var. Sanki unutuldu. Rumların bile kendilerinin problemi var. Çünkü istenilen hatta sonuçta kaydolan miktarlar olması gereken miktarlar onlar için de zor. Yani küçükbaş hayvanın doğru miktarlarda katılması, tescilli hellimin üretilmesi onlar için de zor. Bizim için yani imkansıza yakın bir şeye dönüştü bizde şu anda. Şöyle bu konuda bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi bir ticaret odası dediğiniz gibi bu işin resmi paydaşı ticaret odası. Tabii, yıllardır tabii. ticaret odası üzerinden yürüyor. Hala daha da öyle gider. Hellimin tescil yapılması doğru. Niçin hellimin tescil yapılması doğru? Çünkü ürettiğiniz her ürünün üzerine hellim yazabiliyorsunuz şu anda. Yani bizim ülkemizden söyleyeyim. 120 atıyorum. 120-130 liraya da hellim var. 240 liraya da hellim var kilosu. Şimdi o da hellimse bu da hellimse nasıl bir mantıktır bu? Onun için bir standardı olmalı ürünün. Ve biz özellikle çok kısa bir cümle olarak söyleyeyim. Bu coğrafi tescilde ticaret odası bu konuda gene Cumhurbaşkanlığı hükümetle şeyle koordineli gitti ve bu tescilde de Türk tarafı da paydaş oldu. Doğru. Eğer Türk tarafı bizi eleştiriyorlar işte Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili işbirliği yaptığınız şu bu diye ama eğer Kıbrıs Türk tarafı hellimin tescilinde paydaş olmasa idi bugüne kadar Avrupa Birliği ile Rumların direkt yaptığı bir sürü anlaşmalar vardı. Bu da onlardan bir tanesi olacaktı ve şu kelimeyi kullanayım. Never ever asla bir daha hellim kelimesini kullanma hakkınız olamayacaktı. Şu anda hellim kelimesini kullanma hakkınız var ve hellimi de doğal olarak o standartta üretmek zorundasınız. Yani eğer bir hellim olması için o standardı yakalamanız lazım. Şimdi bu konuda dediğiniz gibi süt oranlarında çok büyük farklılıklar var. Yani %51 olması lazım. Küçük baş hayvan sütünün. Güney Kıbrıs'ta da bu sıkıntılı. Bunun bir geçiş süreci var. 3 yıllık bir süreci var. Yani %20 ile 3 yıl boyunca bunu kullanabilirsiniz. Ve bunun dışında da gelecek yıllarda bunu %50'ye çıkarmanız gerekir. Bu esneyebilir mi? Evet, Güney Kıbrıs'ta söylüyor. Esneyebilir. Onlar da %20 bandı yaklaşık yakalanmış durumda. Bizde de %11-12 bandındayız biz. Yani bizim koyun süt, küçük baş hayvan süt oranımız bu. Biz de bunu yukarıya çıkarmamız lazım. Yani bazı hedefleri tutturmak için veya bazı ürünü ben yapıyorum demek için de o sıkı yollardan geçip o uğraşıları vermek gerekiyor. Ben hellimle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Genelde şu yapılırdı. Yani Avrupa Birliği'nde tescil etmeseydik hellimi ne olurdu diye. Yani çok mu önemliydi Avrupa Birliği? Ama bu sadece Avrupa Birliği ile kısıtlı kalmayacaktı. Niçin kalmayacaktı? Araplara sattığımız hellim de. Orada bir örnek tabii. var onu anlatacağım şimdi. Şimdi Avrupa Birliği'nin bir ülkesi Avrupa Birliği'nin onayıyla ikili serbest ticaret anlaşması yaptığında başka bir ülkeyle yani bir Arap ülkesiyle örnek olsun diye söylüyorum. Atıyorum Libya ile böyle bir anlaşma yaptığı zaman o zaman oradaki hellim kelimesi Libya'yı da bağlar.
Siz bu eğer tescilde yoksanız, siz onun yaptığı anlaşmada hellim ona ait olduğu için siz artık hellim ürününüzü satamazsınız. Ve buna benzer bir olay Lübnan'da yaşandı. Kuzey Kıbrıs'ın hellimleri toplatıldı. Evet, bir işlem yapıldı ve Kuzey Kıbrıs, bu dediğim yaklaşık bir 15 gün önce oldu. Hellimleri toplatıldı. Böyle bir şey yapılamazdı. Hemen Avrupa Birliği'ne müracaat edildi. O da görüştü, diğer şeyler görüştü. Ve Avrupa Birliği o ülkeye dedi ki, bu hellimi toplayamazsın. Çünkü Rumlar bunu öne sürmüştü. Tabii. İşte yas, işgal altındaki bölgeden gelmiştir, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelmemiştir diye. Ve bu konuda onlara ikaz gitti. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ve bize de bu son toplantıda bunun taahhüdünü de verdiler. Avrupa Birliği bir daha başka bir ülkede, AB dışında da başka bir ülkede, bu tür bir AB ülkesinin bu tür bir uygulaması ve hellimin yasak, Kuzey Kıbrıs'tan giden hellimin toplatılması, yasak olması gibi bir şey olmayacak diye. Çünkü bu bir Kıbrıs ürünü, Made in Cyprus. Made in Cyprus'a ve bu hellim tescili de varsa bu hellim orada satılabilmeli. Yani anlatmaya çalıştığım örnek şuydu. Tabii. Eğer biz bu tescillerde olmasaydık, tamamen devre dışındaydık ve bunlar da yaşanacaktı. Yani Rumlar yarın gidip bir sürü ülkeyle ikili ticaret anlaşması yapabilir. Tabii bunu ve zaten eğitimde yapmaya çalışıyorlar, turizmde yapmaya çalışıyorlar. Hellim'de de çünkü en önemli kalemlerimizden bir tanesi de hellimdir ihracat olarak. Birkaç sene evvel 50 milyonun üzerindeydi. Şimdiki enflasyondan bilmiyorum, herhalde 70-80 milyonu buldu ihracat kalemi olarak. 100 milyon. 100 milyon tabii double olur. 100 milyon. Evet. 100 milyonluk bir teşvik de bir o kadar da önemli. Yani %50'si de teşvikti. Evet. Hala daha da %50'si evet. Teşviktir herhalde. Evet, yer yer yer. İşte yani bir de onu yani ticaret odası nasıl görür? Yani teşvik işte bir senedir, üç senedir, beş senedir. Şimdi başaramayanın çekilmesi lazım o işten. Biz hala daha ısrarla, teşvikle buraları işçi, işsizlik oranını dengede tutabilmek için hala daha bu teşviklerle biz bir şeyler yaratıyoruz. İleriki zamanlar için o pazar yerlerini açık tutuyoruz kendimize belki. Fakat sonuçta ne oluyor? Yani o teşvik başarılı olabileceğimiz başka yerlerden alınıyor ve buraya veriliyor. Bu ticaret odası için değerlendirilmesi gerekmez mi? Şimdi ticaret odasının görüşünü çok kısa özet olarak bütün diğer sektörleri de kapsayarak söyleyeyim. Şimdi teşvikler belirli bir süre olmalı. Yani 3 yıl verirsiniz, 5 yıl verirsiniz ve dediğiniz gibi bir hedefe ulaşma kaydıyla verirsiniz. O hedefe ulaştığı zaman da o iş artık belirli bir noktadan sonra kendi haliyle yürümesi lazım. Yani teşvik bir sektörün büyümesi, gelişmesi içindir. Yani bu eğitim sektöründe de verilen teşvikler var biliyorsunuz. Tabii, tabii. Turizm sektöründe de var. İşte bu tür sanayi ihracatlarında da var. Yani bunlar belirli sürelerde olmalı. Belirliğine optimal noktalara gelinceye kadar sürdürülmeli. Evet. Ondan sonra da kaldırılmalı. Yani bu konuda söyleyeceğimiz bu. Evet. Soru, mühlet olarak ne kadar, belirli noktaya gelene kadar mı, yoksa bunun bir mühleti var şimdi mı? Şimdi hepsini, her birinin farklılıkları olabilir ama ben yaklaşık söyleyeyim. Yani 5 yıl gider, 7 yıl gider veya şu dolulu, yani şu miktara, yani ihracatsa bunu belirli bir ihracat rakamıyla ölçersiniz. Otelse bunu belirli bir gecelemeyle ölçersiniz. Bu noktalara gelinceye kadar. Evet, yani başarı kıstaslar neyse bir ürün evet, için. Evet, farklı kriterler olabilir ama kriterleri tutturulduktan sonra bunların artık çıkması lazım. Çünkü eğer çıkarmadığınızda, şu anda bir sürü örnekleri görüyoruz, bu tür teşvikleri alan işletmeler farklı iş sahalarında da bu teşviklerden faydalanarak farklı işler yapmakta. Ve farklı işler yaparken o sahada iş yapan normal insanlarla haksız bir rekabet yapmakta. Ama bu bizim dünyamızda her şeyde. Bugün baktığınız zaman üniversitelerimiz vergi vermeden operasyona girerler ve ondan sonra aynı üniversiteler cash bolluğundan, kebapçılık işinden, hastane işinden, bilmem ne işine kadar hepsi atılım yaparlar. Tabii bu söylemeye çalıştığım oydu. Evet, yani o da adil değil. Evet, onu demek istiyorum. O anlamda. Fakat nedense hiçbir şey de yapamıyoruz bu konularda. Anlıyorum. Peki yani bu yurt dışı için çok teşekkür ederim yani verdiğiniz cevaplar için. Çünkü hepsi net cevaplardı. Teşekkür ederim. Peki ticaret odası neler yapıyor depremzedeler için? Neyle meşgulsünüz bu aralık? Yani biliyorum da sizden duymak istiyorum. Peki ben onları birazcık açıklayayım. Şimdi ticaret odası ilk bu deprem olayı olduktan sonra biliyorsunuz önce yardım toplandı. Yani işte ihtiyaç, sobalar, battaniyeler falan. O da bunları topladı. Sayılarını çok hatırlamıyorum ama biner, iki biner civarında bunlar toplandı ve o ilk çıkan tırlar da gönderildi. Bunun dışında
Ticaret odası kendi bütçesinden 500 bin TL AFAD'a yardım yaptı. Yine yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Ramazan Gündoğdu 2 milyon lira yardım yaptı. Bir 80 bin TL de ayrı bir aldık ve 2 milyon 580 bin TL'yi nakit olarak biz AFAD'ın hesabına nakden aktardık. Bu ilk yanılmıyorsam ilk 4. 5. günde olan bir uygulamamızdı. Daha sonra biliyorsunuz bu konteyner evler konusu bir platform oluşturuldu. Evet. Tabii ticaret odası da bunun paydaşlarından bir tanesi. Buradaki düşünce doğruydu. Yani kendi insanımızın, kendi sanayimizin bunları yapması. Biz de bunu destekliyoruz aslında. Yani kendi ülkemizin üreticileri, sanayicileri de ortaya bir şeyler çıkarabilir ve çıkarmalı. Tabii. Ve buradaki sanayimiz de kendini kanıtlamalı. Ve şu anda o konuda da iyi bir çalışma yapılır. Tabii çok kolay organize olan bir şey değil aslında bu. Yani rakam çok büyük. Tabii. Yani 1000 konteyner ve biz ikili konteynerler yapmaya karar vermişiz. Aynen. Bu 2000 konteyner demek. Şimdi bizde konteyneri Türkiye'de veya birçok ülkede direkt sadece bu konteyner üreten tesisler var. İnanılmaz tesisler var. Şimdi bizim kendi sanayicimizin bunu yapması büyük bir başarı ve büyük bir beceridir. Ama biz yapacaklarına da inanıyoruz ve onları da destekliyoruz. Ve biz oda olarak da yine üyelerimizle bir görüştük. Hatta bu platformun ilk günlerinde yaklaşık yanılmıyorsam 30-35-40 konteynerin daha taahhüdünü aldık. Yani katkısını, karşılığını sağlayacaklarına dair. Önümüzdeki günlerde bu herhalde biraz daha yukarıya çıkar. Ve yerli sanayimizin de bunu yapmasını istiyoruz biz. Tabii. Ve çünkü Sayın Tolun'u dinliyordum turizm başkanımızdan. Ve Türkiye'de ihale çünkü çok kritik alındı. Yani bilen bilmeyen konuşur ya bizim ülkemizde genelde böyle. Ve bunlar bizim donanımlı insanlarımız bir de. Yani dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız. İşte mühendislerden şey geldi işte elektriği de şöyle olsun, üçlü olsun. Sanki bunu yapan adam hiç düşünmez. Yani mühendisten başkası düşünemez bunun içerisinde sanki. Yok efendim orada olsaydı işte bunu direkt parasını verelim. Orada 2000 tane olsun. 1000 ünite olacağına 2000 tanesi olsun. Bu da doğru değil. Çünkü orada ihaleye bakıldı, fiyatlara bakıldı. Tam tersi burada biz daha ucuza üretebiliyoruz. Çünkü herkes kendi katkısıyla yani karsız üretiyor bunları. Evet. Onun için daha makul fiyatlara oluyor. Bir de fark etmedikleri bir şey Türkiye'deki baktıkları fiyatlar tek konteyner. Evet. Bizimkiler çift konteyner. Evet. Yani hakikaten bir ailenin yaşayabileceği, rahatlık içerisinde yaşayabileceği, yani mümkün olduğu kadar konteynerin içerisinde bir alan veriyor buraya. Yanılmıyorsam 6,5 metreye, 3,5 metre. Bu sefer yani, bu 12,5 falan metre olacak. 3'e 7'dir ölçü. 2 tane koyarsanız, 3'e 7 21'dir. 2 tane koyarsanız 42 metre kadar. 42. Yani bu yani standarttır boyutlar. Tabii. Yani bu o zaman da yani bu ölçeklerde de bir aile rahat olabilir oradan. Doğru. Hiç bunlara bakmadan tenkit aldı yani oraları. Halbuki bizde hem daha ucuza üretilecek, bunun için harcanacak olan fon bu adada kalacak aynı zamanda. Bizim sanayimiz bunları yaparken çok kar yapmasa bile, hiç kar yapmasa bile o üretimi en azından kullanılan malzemede bir sonraki alınan ürünlerde geriye daha ucuz bir malzeme kalacak kendisine. Yani bunların ticarette bir sürü yöntemleri var böyle bir şey üretileceği için ve bunların her biri bu adanın yararına, KKTC'nin yararına olacak burada üretilmesi. Doğru, geliştirecektir de. Yani bu tür bu üreticileri şimdi bizim belki çok azdır konteyner üreticimiz ama bilin ki bu olaydan sonra konteyner üretici sayımız çok daha artacaktır. Bu tabii. Güney Kıbrıs'a da satılıyor şu anda biliyorsunuz bu konteynerler bir sürü ve ihtiyaç da vardır. Tabii burada önemli olan şunu da söylemek isterim. Yani bizim 1000 adet konut dediğimiz ve 2000 konteynerlik ihtiyaç da yani şu anda Türkiye'deki depremzedeler için bağışlanan konteynerler var. Sayısını tam hatırlamıyorum. Yaklaşık 12 bine çıkmış durumda. Bizim 1000 tanemiz de dahil olarak içerisine. Ve Türkiye'nin söylediği de şu, ben artık bu konteynerlerden sonra konteyner istemiyorum. Yani artık kalıcı evlere geçmek istiyorum. Çünkü acil ihtiyacımı bunlarla çözüyorum. Evet, yani buradan da şu çıkıyor. Yani ben şunu düşünüyorum. Yani bu konteyner evlerin ihtiyacının süresi önemli. Yani bu konteyner evler 15 gün, en bilemediğiniz 30 gün içerisinde
tamamlanıp, yani bütün konteyner için söylüyorum, 30 günde tamamlanıp bu insanların evinin içerisine girmesi lazım. Ondan sonra yani 2-3 ay sonra teslim edecek bir konteyner evin bir anlamı yok. O yüzden bu bir ay içerisinde yapabildiklerimizi, benim şahsi fikrim, yapıp teslim etmemiz lazım. Kalanlar için farklı formüller olabilir. Çünkü bu ihtiyaç şu anda gerekli. İki ama ay sonra artık kalıcı eve ihtiyacımız var. Bizim üretebileceğimiz zaten ayda 100 taneyi bulmaz. Yani şöyle, yani 50 taneyi ay başına 140 taneyi göndermeyi planlıyoruz. Yani şu andaki çalışmalar o şekilde gidiyor ve çalışılıyor da, yani üretim çıkıyor. Yani ay başına kadar, yani ne kaldı, yaklaşık bir hafta 10 gün 150 tanesi gitmiş olacak. Tamam. Yani devamı da gelecektir. Yani önce bir zaten bakın sanayimiz kendisini bir bu özgüveni de oluşmuş olsun. Bu üretimi yapmış olsun. Bunları teslim etmiş tabii, olsun. Tabii tabii tabii. Bu seviyeye, bu standarda gelmiş olsun. Tabii, ve biz de bunu istiyoruz ve destekliyoruz da oda olarak da onu söyleyeyim. Tabii kaldı. Çünkü yani belirli bir oranda, belirli nüfusu, yanılmıyorsam bizde 3,5 bin eurodur galiba. Yaşam evi derler zaten bunlara. Böyle 3,5-4 bin euroya alıp bir köşeye bundan koyabilirsin. İşçini koyarsın bunun içerisine. Var, asker de kullanıyor. Yani asker de kullanıyor. Subaylar da kullanıyor. Yani şehirlerde gelen subaylar çok kullanıyorlar bunları. Evet. Birliklerde çok var. Ve yani çünkü düzgün yapılar. Penceresiyle, kapısıyla yani bir de düzgün bir boya atılırsa çok şirin duran yapılar bunlar aynı zamanda. Bir çadırdan muhakkak. Tabii. Daha rahattır. Çadırlar çok iyi. Yani ısı izolasyonu olanlardır. Çift bir şey denir bunlara. Sandviç paneller midir? Sandviç panellidir. Evet, sandviç panellidir. Ve hakikaten ısıyı izole edebiliyor. Evet. Hem dışarı sesli hem içerisi. Bunlar faydalı. Peki bunları yapıyorsunuz. Peki başka neler yapıyor şey olarak? Yani para, ne bileyim, psikolojik destek yahut da bilmiyorum üyelerinizin arasında var mı böyle şeyler? Aslında orada şunu söyleyeyim. Şimdi oda olarak da şöyle bir çalışma planlamıştık. Yani biliyorsunuz şu anda işte psikologlar var, rehber hocalar vardır. Yani psikolojik danışmanlık ve rehberlik hocaları vardır. Biz oda olarak böyle bir çalışma yapmak istedik ki depremden zarar gören, aile yakınını kaybeden, arkadaşını kaybeden, ebeveynini veya şeyini, bunlara bu tarz psikolojik desteklerin sağlanmasında oda olarak bedelini ödeyelim ve bu danışmanlık hizmetlerini onlara aldıralım. Böyle bir çalışmamız var. Çünkü güzel. Bizim ülkemiz ilk kez bu depremde bu kadar çok etkilendiği veya niçin bu depremde etkilendiği, aslında bir an baktığımızda Magosa bölgesinin çok etkilendiğini düşünüyoruz. Oradaki çocuklarımızın vefat etmesinden dolayı, Allah rahmet eylesin diye söyleyeyim. Ama sonrasında şu görüldü ki, bir, sadece o Magosa bölgesiyle sınırlı değil, onların atıyorum Lefkoşa'da, Girne'deki akrabaları, tanıdıkları, dostları, daha da ilginci bir başka boyutu daha çıktı ortaya. O da şu, yani bizim ülkemizde biraz önce bahsettiğiniz işte Hatay'dan gelip çalışmakta olan aileler var, onların çocukları var. Onların yakınlarını kaybetmiş olmaları. Aynen. Dediğim gibi işte bazı çocukların ebeveynlerini kaybetmiş olmaları. Yani bu bütün Kuzey Kıbrıs'ı aslında sarmış durumda. Ve bugün de en önemli günlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü okullar bugün açıldı. Yani yaklaşık 52 bin öğrencimiz bugün ilk kez okula gitti bu felaketten sonra. Yani hocaların işleri çok zor. Allah onların hepsine kolaylık versin. Tabii, tabii. Yani ben pedagojilerin, psikolojik danışman ve rehberlik hocalarının, yönetim kurulunda bazı arkadaşlarım var. Günlerdir sabahtan gece yarılarına kadar çalıştıklarını biliyorum. Bir sürü dokümanlar hazırlıyorlar. Bir sürü görüşmeler yapıyorlar. Türkiye ile işbirliği yapıyorlar. Ki okul açıldıktan sonra bu çocuklara neler yapsınlar? Ki o süreçte de yine o çocuklarla gidilip görüşüldüğünü de biliyorum. Tabii. Yani şu anda en büyük yük aslında pedere diye tabir ettiğimiz psikolojik danışman ve rehber hocalarımızın. Onlar da bugün için çok heyecanlı, çok da tedirgindirler, onu da biliyorum. İnşallah bunu da aşacak diye düşünüyorum. Evet, onlar da elinden geleni yapacaktır ve çok da uğraşılıyor, onu söyleyeyim. Evet, inşallah. Bir de üzüntü şu şekilde, yani biz bütün Türkiye için de ağlıyoruz, üzülüyoruz. Yani tabii ki. Kendi tabii çocuklarımızı ki. Orada kaybettik ve çünkü bir de herkes anne baba. Yani herkes bununla kendisini o insan, o empatiyi yapabiliyor. Yani herhangi birimizin çocuğu Türkiye'de bir müsabakaya, bir tatile, bir yerde olabilirdi. Çünkü tam tatil zamanına girmişti zaten. Ve bu sebepten dolayı
Bizdeki rakamlar da artabilir. Hala daha, çünkü o rakamlar daha geliyor şu anda. Ve böyle bir felaketi, bu kadar evsizliği, bu kadar ölümü, bu kadar çaresizliği hep beraber artık tecrübe ediyoruz, görüyoruz, canlı canlı televizyonlarda yaşıyoruz. Yani yalnız Mausa'daki talebelerimiz için değil, bütün Türkiye için ağlıyoruz. Böyle bir kesinlikle şey oluştu toplumda. Yani toplum psikolojisi etkilendi çok büyük oranda. Allah herkesin yardımcısı olsun, en fazla da ailelerin tabii ki de. Çok basit bir örnek vereyim bunu, sağ olan şey kanıt anlamında. Yani böyle ev yemekleri yapan bir restoran düşünün, yani bir lokanta düşünün. Atıyorum kapasitesi günde 150-200'dü. Bu dönemde 5 kişilik yemek yapardı ve 5 kişilik yemek satılmazdı. Yani insanlar normal bir öğlen yemeğine, daireden çıkıp öğlenleri yemek yedikleri yerlere bile gitmedi. İnsanlar hiç içinden gelmedi. Yani demin dediğim oydu. Yani Kuzey Kıbrıs ilk kez bu kadar, yani 74'ten sonra ilk kez bu kadar etkilendi bir olayla. Evet, çok etkilendi ve perişan oldu. Yani kimsenin ne motive, heyecan, hiçbir şey yok. İnsanların içleri boşalmış, benimki de yani içimiz boşalmış gibi duruyor. Bir 74'te bu kadar ölümümüz olmadı. Yani Türkiye'de olan rakamlarla tabii yani ki bu şey değil. Peki, Allah rahmet eylesin çocuklarımıza. Fakat yaşam devam ediyor ve pahalılık acayip bir şekilde de can yakıyor. Yani durmayan, bitmeyen bir pahalılık. Ben de bir iki hafta işte sağlık sorunları, şu bu, gittik, gördük, geldik. Bakıyorum her şey bir o kadar daha pahalı olmuş. Yani işte hıyardan bahsedilir bugün şeyden. Ben münakaşa ettim gittiğim süpermarkette. Dedim yani 52 liralık değil bu hıyarlar. Yani bu dedim, yani bakın bu ikiye, yani iki ucu bir yer birbirine dokunabiliyor. Yani bunun, buna bir de 52 lira mı istiyorsunuz diye böyle münakaşa ettim ki yapmadığım bir şeydir. Yani beğenmiyorsan almazsın, çıkar gidersin. Ama bu rezalete böyle şey yaptım, isyan ettim. Yani ya resmen yuvarlak yapabilirim elimdeki ürünü. Ve 52 lira istiyor benden. Diyor ürün bu diyor. Ya bunu bile diyor yetiştiremiyoruz falan filan. Yani öyle bir durumdayız. Yani. Ama her şeyde, her şey 3 lira, 5 lira, 10 lira. Her hafta bir şey daha pahalı. Ertesi gün birazcık daha pahalı. Buna ne yapmalı? Aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz önce salatalık örneğinden. Gönyeli'de büyük bir market, günlerdir salatalık satmaz. Bana sorun, niye satmıyorsunuz? Abi dedi, fiyat o kadar yüksek ki. Patron dedi ki yok, ben bu fiyata bu ürünü satmam, onun için koymam rafıma. Yani günlerdir yok. Şimdi pahalılıkla ilgili önce şeyi söyleyeyim. Şimdi genelde zannedilir ki ürünün fiyatlarını artıran, bunu ithal eden veya üreten şirketlerdir. Daha fazla kar amacıyla yapan. Aslında böyle bir şey çok mümkün değil. Yani bu dönemlerde, ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde ürününüzün fiyatını yukarıya çıkarmanız demek, sizin fiyatınızın altına başka alternatif ürünlerin rafa çok daha rahat girmesine imkan vermeniz demektir. Bakın bunu düşünün. Yani ve piyasa ekonomisi de bu şekilde çalışır. Yani siz ürününüz 8 lirayken derseniz ki ben bunu 10 lira yaptım ve ben bunu 10 liradan satarım. Bilin ki 7 liraya 10 tane marka girmeye başlar altınıza. Ve tüketici de artık kendi tercihini kullandı. Der ki evet, ben 10 lirayı vermeyi kabul ediyorum bu ürünü. Ya da der ki yo, aynı işi görüyor. Bu da onun kadar iyi. Ben aynen, o zaman 7 liralık alırım. O zaman siz fiyatını yükselttiğiniz için çok satacağınız ve kar beklediğinizin yerine cezalanırsınız ve ürününüzü satamazsınız. Doğru. Şimdi bakın. Bir raflardaki savaşlar bu. Bir ürünü satmazsanız giderlerinizi ödeyemezsiniz. Çünkü işletmeler sattıkları cirolardan, elde ettikleri gelirlerden personelini öder, elektriğini, suyunu, bütün giderlerini tabii öder. Onun için şirketlerde daima birinci hedef satıştır. Satışı siz de bilirsiniz, bu işi yani yıllarca yaptınız. Yani satış hedefini tutturmak önemlidir, satışı tutturmak önemli. O yüzden çok da doğru değil ama fiyat artıyor mu? Evet, fiyatlar artıyor. Yani ham madde üretimlerinden dolayı, biliyorsunuz pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar vardı, arzın azalması. Buna karşılık fiyatlarda olan oluşan ham maddelerdeki artışlar fiyatları sürekli artırıyor. Hacim, tüketim hacminin düşmesi de optimum üretim maliyetleri de yukarıya çekiyor. Onu da biliyorsunuz. Tabii. Yani o yüzden de bu artışlar var. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani zaman zaman bizim ülkemizde işte fonların düşürülerek hayatın ucuzlatılması diyor. Şahsi fikrimi sorarsanız bu çok da anlamlı bir şey değildir. Yani bir ürünün üzerindeki fon %10'sa, 15'se, bu 10 liralık bir üründe 1 TL demektir. Yani 10 liraya çıkmış bir ürün 9'a sattığınızda çok mu ucuz diyor hayat? Değil. Esas yapılması gereken devletin sorumluluğudur. O da şu, biz devletimize sosyal devlet olduğumuzu söylüyoruz değil mi? Hı hı. Aslında bazı konularda aşırı sosyaliz.
fazlasıyla sosyal devletiyiz. Ama bazı temel konularda da o sosyal devlet olma gerekliliğini tutturamıyoruz. Yani mesela nedir bizim ülkemizde? Eğitim ücretsiz değil mi? Devlet evet. sağlıyor ve sağlık. Sağlık. Bu ikisi ülkemiz insanının ücretsiz olarak alacağı iki hizmettir. İki en önemli hizmettir. Her ailenin, her bireyin karşılaştığı konular. Aynen. Ama şu anda gelinen noktada ülkemizin insanları ne sağlığı ne de eğitimi ücretsiz olarak alamıyor. Nereye gidiyor? Özel hastanelere gidiyor. Devlet hastanelerinin durumundan dolayı. Nereye gidiyor? Özel okullara gidiyor. Devlet okullarının durumundan dolayı. Şimdi eğer siz hayatı ucuzlatmak, vatandaşlarınızın hayatını, alım gücünü artırmak isterseniz, bu tür harcama yapmaması gereken kalemleri harcama yapmayacağı noktaya getirmeniz lazım. Yani Kıbrıs'ta biliyorsunuz herkes çocuğunu devlet okuluna gönderebilmeli, rahatlıkla ve eğitim de alabilmeli. Tabii, burada kaliteye ulaşmalı. Kaliteden bahsediyorum. Yani tabii. gönderebilirsiniz ama o kaliteyi yakalayan bir devlet okullarınız olması lazım. Hastaneleriniz o sağlık hizmetini verebilecek bir noktada olursa bu insanlar bütçelerinden bunlar için herhangi bir harcama yapmayacaktır. O zaman da hayatını çok daha rahat ucuzlatırsınız. Ve bu tekrar söylüyorum. Yani fonu indirmekle, şunu kaldırmakla, bunu eklemekle, çıkarmakla değil, devlet olmanın, sosyal devlet olmanın sorumluluğu olan temel iki konu. Sadece bu iki konuyu seçelim. Bu iki konuyu yapalım. Hatta şuna da gelmek isterim. Yani Sayın Başbakan geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz deprem fonu diye bir vergileri diye bir sürü kalemler ekledi. Aslında bu toplumda sadece işte maaşlardan %1, şu rakamdan sonra %2, şu rakamdan sonra %5 diye algılandı. Aslında temeli o değil. Ve bizim tepki koyduğumuz noktalardan da bir tanesiydi bu. Niçin tepki koyduğumuzu söyleyeyim. Bunun dışındaki birçok işlemde de yapıldı. Birçok işleme de vergiler konuldu. Yani neler konuldu? Mesela çok örnek söyleyeyim. Kontrolünü yapmadım. Yani şirketlerin mukayyetinde bir isim tescili istediğinizde, bir araştırma istediğinizde 100 TL'ymiş. Şu anda 1000 TL'ye çıkarıldı. Şimdi bunu yaparsanız buna ben yani çok da doğru bulmam. Ama şunu yapsanız kabul ederim. Deseniz ki ben bu parayı topluyorum ya. Bu vergileri toplayacağım ve bu vergileri ben meleklerimizin isimlerini yaşatmak için kullanıyor. Tamam doğru ama şunu da gayet iyi biliyoruz. Bu bütçe büyüklüğü 1 milyar liranın bütçe büyüklüğü işte spor salonu yapmakla, heykel yapmakla tüketilecek bir rakam değil. Çok daha fazlası vardır burada. Çıkıp topluma deseniz ki ben size sağlık tesislerinizi, yani hastanelerimizi, okullarımızı geliştirmek, bunları büyütmek, yenilerini yapıp ve bu iki hizmeti, tekrar söylüyorum, sağlık ve eğitim, bu iki hizmeti ücretsiz almanızı sağlayacak kanalda kullanacağım, bu yolda kullanacağım bunları. Kimsenin itirazı olmayacak, herkes seve seve verecektir, hiçbir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii. O zaman yani nasıl ifade edersiniz bugün hükümetin yapmak istediğini? Çünkü bu artık mahkemeye taşınacak anladığım kadarıyla. Yani diyor ki işte 10 bin lira da sonuçta 100 lira bir para kesilecek. Çok önemli bir miktar değil. Ve Türkiye en çabuk yardımını, çünkü biraz evvel bahsettiğiniz, yardım hemen gitmeli. Ondan sonrası pek fayda etmiyor. Ve bunu da gönüllü esasına bırakarak bunun toplanması hem zaman alabilir hem de istenilen rakamlara ulaşmayabilir. Yani takdir milletin burada yani görüyorum ben. Evet. Neresi doğru bunun? Bakın bana şurası ters geliyor şahsi olarak söyleyeyim. Hı-hı. Odayı bağlayıcı olmasın. O da çok taraftar değil zaten bu konuda onu söyleyeyim. Yani bakın şimdi siz bir devletsiniz değil mi? Atıyorum ve hükümetsiniz. Şimdi siz Türkiye'den sürekli her yıl belirli bir kaynak, maddi kaynak alıyorsunuz. Evet. Şimdi bu kaynağı alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz ülkenizde. Şimdi siz kendi insanınız, kendi gönlünden, kendi içinden geçeni bir sürü, büyüklü, küçüklü bir sürü iş insanımız var. Tabii. Normal halkımız var. Yani 50 TL bile yapılabiliyor biliyorsunuz. Bu destek Kıbrıs Türk toplumunun gönlünden ve kendi varlıklarından, yani kendi insanların tabiri caizse servetinden verilen bir paradır. Doğru. Şahsi fikrim en kıymetli ve en değerli olan da Türkiye nezdinde de budur. Bu Kıbrıs Türk toplumunun kendi gönlünden, kendi varlığından çıkarıp ayırıp verdiğidir. Gönüllü bağışlar diye tabir ettiğimiz. Ama siz devlet olarak çıkıp bunu bir yasayla ben herkesten bu parayı topluyorum ve dönüp bunu Türkiye'ye aktaracağım da derseniz ki deprem için, o zaman Türkiye'de şunu sorar ben olsam. Ya ben size paranızı, kaynağınızı ben aktarıyorum. Şimdi siz kendi halkınızdan toplayıp bana vereceksiniz. Yarın geri isteyeceksiniz zaten bunu benden. Doğru. Yani bu çok mantıklı gelmiyor. Gerek yoktu buna. Şuna dese de kaynak katılırım. Dese ki, denilse ki biz bu kaynağı
melekleri ayırıyorum bir kenara. Onlar için yapılacak olanlarda bir sıkıntı yok. Ama onun dışında kalan kaynağı, biraz önce bahsettik, bizim ülkemize gelen depremzede, Türkiye'den gelen, gerek Hatay'dan, birçok yerden gelen aileler veya normal depremzedelerin, biraz önce bahsettik, sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, belediye ihtiyaçları, bunların şeyi için, sürdürülmesi için kaynak olarak kullanacağım deseniz, gene bir toplumun itirazı olmayacaktır. Ama diğer metot biraz ters. Ben gönlümden yapacağımı, imkanım ne el veriyorsa ben bunu yaparım. Ve ben bunu ne yaptıysam da ben bilirim ki Türkiye teşekkür ederim, Allah razı olsun der. Çünkü ben bunu kendimden yapmışım. Ama yasayla benden alıp da dönüp bunu Türkiye'ye verip de daha sonra yıl sonunda da eksilen bütçeleri geri isterseniz bu tuhaf olur. Türkiye'de buna çok taraftar olduğuna inanmıyorum. Geçmişte buna benzer bir deneme yapılmıştı. Daha önceki başbakanlar döneminde ve Türkiye aynı tepkiyi göstermişti. Dedi ki, biz size kaynak aktarıyoruz. Sizin bize kaynak aktarmanıza gerek yok. Lütfen bunu geri alın. Ama acaba öyle mi? Çünkü bence baskı altında da kalıp, çünkü şekilcilik var bizim hayatımızda. Ve Türkiye'den gelen şekilcilik daha da gelişmiş bir şekilciliktir. Yani yapa yapa işte KKTC bunu mu yaptı? Ya da KKTC daha çabuk yapmalıydı ve daha büyük rakam yapmalıydı. Böyle bir beklentiler mi var acaba? Ve bizimkilerde de şirin görünme merakı mı var? Yani bakın biz hemen topladık, hemen verdik. Bravo sana KKTC'de, aferin. Böyle sevelim KKTC'yi. Öyle bir ihtiyaç mı var acaba bizde? Aslında şöyle bakın Haluk Bey, en temel nokta realitedir. Bakın bizim ülkemizdeki realite şu. Yani gücünüz ne kadarsa, varlığınız ne kadarsa yapacağınız da ona orantılı. Doğrudan şaşmamak lazım tabii. Ama şöyle de bir analiz var. Bakın normal ekonomilerde devlet güçlü, zengin. Vatandaşlar daha az noktada durur. Bizim ülkemizde denge ters duruyor şu anda. Yani devlet çok zayıftır, mali olarak güçsüzdür. Acayip. Toplum çok güçlüdür. O zaman bu bağışı yapacak olan bu toplum, bu imkanı yokken bu kadar zorlamanın da anlamı yok. Bakın gerçekten saparsanız zaten gene de görüntü absürt olur diye düşünüyorum. Evet. Ama işte zayıf hükümetlerin çok bazı şeyleri isteme, gerçekleştirme metotları da pek yoktur zaten o güçlü topluma dair. Seçim zamanı kullanırlar onları sadece. Daha da etkisiz bir durumda tabii kalır. Ben dengesizlik için bir şey söylemedim. Onu söyleyeyim. Yani böyle olmamalı denge. Yani o ayrı bir konu ama realite şu anda buysa bağışlar da ona göre olmalı diye. Bağışlar da böyle. Peki biz maalesef zamanımızı doldurduk. Çok iyi. çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Ben teşekkür ederim. Çok net cevaplar verdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizlere de tabii teşekkür ediyoruz. O maç için bizimle beraber bu soruları cevaplandırdı. Çok daha net bir ifadeyle yaptı. Ona teşekkür ederken kısa bir araya gireceğiz. Çünkü Sayın Çakıcı olacak bir sonraki programımızda. Bir 10 dakika, 15 dakika arayla Mehmet Çakıcı bizimle olacak. Ayrılmayın. Evet, teşekkür ederiz. İzlediğiniz için. Her şey.